Allah Celle Celaluhu'ya hamd, seçtiği kullara selam. Serkan Tekin, deminden video yaptım. 10 küsur dakika demek ki yüklenmedi. Telefonu yeniden başlattım. Demek ki gerek yokmuş. Uzun uzadıya anlatma. Mehdi tabutu sekineyi çıkarınca mı Mehdi olacak? Resulullah'ın bildirdiği alameti faikaları taşıdıktan sonra sizi kurtuluş yoluna sevk ettikten sonra, yani böyle bir insana sen hadi git, hani Cübbeli'nin Musa Aleyhisselam'ın kavminin kafirlerinin demesi gibi, hadi git dünyayı kurtar demesi gibi, hadi git tabut sekineyi getir mi diyeceksin. Şimdi Mehdi, tabutu sekineyle Mehdi olmaz. Velev ki ben size tabutu sekineyi, İncil'in aslını, Tevrat'ın aslını ortaya koysam dahi bu sizin kurtuluşunuza vesile olamaz. Ben sizi kurtaramam. Velev ki ortaya koymuş olduğum Muhammed'in nübüvvete sahip olmakla, ortaya koymuş olduğum itikat bilgeleriyle ancak size kurtuluş vesilesi olabilirim. Ve bu Mahreç'te çalışmalarım devam ediyor. Bu çalışmaları yapan bir kişiye de şunu da diyemezsin. Yani ahirette, ya Rabbi her şey tamamdı, doğru yolu gösterdi, katabun sekineyi getirmedi, biz de ondan inanmadık diyemezsin. Yani Mehdi ehl-i nüvvettir, altı atacağım. Alameti faikası, sağ yanağında inci yandırdığınız gibi işaret. Bunu da kabul etmezsen Resulullah'ın hadisini inkar etmiş, müjdesini inkar etmiş olursun. Videolarda çok güzel gözüküyor. Ne diyeyim? Feyz al, öğren, kavra, anla, kalp esenliği sağla. Kabul edersen imamım, kabul etmezsen Kur'an-ı Kadim'de Duhan 10 ve sonrasında geçen elçiyim. Benim kavmim Kur'an'ı terk edilmiş bir şey yerine tuttu diyen elçiyim. Bu Allah'ın fazlıdır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.